Oğlum hala daha şu kaynaklardan yararlanamıyoruz. Allah belasını versin. Bir daha konvoyu ürettiğimizden daha fazlasını satmaya çalışmıyoruz. Evet, sen o neden yaptın ki? Ben onu öyle bir şey yaptım aslında, biliyor Bilmiyorum musun? ya. Ya biz bence kendi... Uzun süre baktım da üretime bozulmayınca bir ses yapmadı. Aslında iyi de üretiyoruz. Konvoy peynir ekmek gibi Toplayacak gidiyor. birazdan ya. 10 güne falan toplayacağız. 10 gün bile değil hatta. Birazdan Yani açığımız 46 kapanacak her tane şey. doğu yardımımız var. Boru değil. Aslında doğru. Bu yıl için az. Ve bulunduğumuz region babında çok. Lan ben ürettikçe neden ihtiyacımız olan şey artıyor. Ne? Komu artıyor. Bakma, ben komu üretiyorum, o da artıyor aynı oranda. Ha, yolluyoruz çünkü bir yandan. Hayır lan, trade için kullandığımız artıyor. Onu düşürürüz, o problem değil. Ha, bırak dockyard basma daha fazla. Komoyu da üretemiyorum ki zaten, demir yok diye. Yo, üretirsin şu an. Şu an eksiğimiz kalmadı Allah'a şükür. Bizim parayla alabileceğimiz topraklar ihtiyacımız var ya da tercihen tanıtma. Bakalım, müşteri memnuniyeti şu an şikayet eden yok. Bir kurulumdan sıkıntı çeken vardı. Yani aslında Çin pazarı Çin'den hala daha toprak. Pek o kadar konvoyumuz yok. Akıllanmadım hala. Konvoy değil, fabrika raconuyla ama şeyde limit varmış. Vermez. Fabrikaya da vermez. Limit varmış şimdi. Çin'e basılabilir. Selamlar. Efendim, sizin sevkiyat yüklü hazır 43 tankı full artı full. 44. 44. Kaç tane var? Elimde şu an temizinden 7000 adet var. Sovyetler aldı, anlata anlata bitiremiyor. Bak, cephede atağa kalktı lan. Sizin ilk verdiğiniz tanklar o kadar da kullanamadık yani hava cephede. üstünlüğünü alıp bölgede attrition'ı sağladığın zaman çalışır ama şu an bunun için hiçbirine gerek yok. Direkt 44 tank efendim. Ben bir 15 tane daha gönderiyorum. Ya biz sivil istemiyoruz artık efendim. Bize toprak lazım Ne? emmi. Lisans. Yok. Toprak lazım emmi. Ne? Toprak. Afrika. Ha. Afrika. Ha. Ne Benim istiyorsun? basacak yerim yok. Bizim de yok. Basma. Orta Doğu'ya bakarsanız oranın Abi altyapısı Orta benim bana Doğu'yu karanlığım istemiyorum ben. Mısır'a kadar olan şeyde bana bir fiyat söyle, sana onu vereyim. İstersen 30 bin tank vereyim sana Mısır'a kadar olan kısmı. Bana heavy bomber lazım. O bizde yok. Onu bizden bekle. Onu Amerika'dan alın. Biz uçağa inanmıyoruz. Bak, bir yıla Günde modern bir tank şey geliyor. Bak, bir verseniz yıla modern tank geliyor. Şu an elimden çıkarmam lazım bu günleri. Günde 100 tane üretiyorum şu an. Ne kadar istiyorsun sen bana onu söyle. Afrika'yı bağla, üretim vereyim. Hatta günlük üretimi bağlayayım sanırım. Ben yani Etiyopya'ya kadar Afrika'yı en aşağıdan... Oo, içinde çok krom var. Ya ne olacak, kromluk ne üretiyorsun sen, krom? Ne yapıyorsun, ne harcıyorsun? Ama kromun piyasası var yani. Yok be! Yok bu arada, kimse almıyor. Benden bir Allah'ın kulu Amerika almıyor. alıyor. Ya boş iş ya, yalan dolan. Fransız alıyor. Fransız Fransız nasıl fazla alıyor? yaşamaz. Fransız'ı savaştaydın lan. Bir de Yalan Fransız'ın söyleme komu yok, hiçbir bari. şey alan. Ben tüm tankınızı alayım, veriyorum toprakları buraya. Bağladığın anda bağlarım. Verdim. Ver direkt 8K'ya bağla adamı. Bir toprak mı? Daha ne Bu ne olsun, lan? buralar işgal toprağı. Etiyopya'ya kadar vereceğim dedim. Etiyopya'ya kadar veriyorum. Boğaz oldu. Ben içeri doğru Tamam, gittim. Etiyopya'ya kadar. Tamam, İskandinavya tarafı da Etiyopya'ya kadar. İskandinavya mı? Skoto, Borneo, Beneo. Lagos'a kadar işte. Ha. Kendi anlaşma. Lagos'a nereye kadar? Lagos'a kadar. Lagos mu? Lagos İskandinavya'da Ben şu an. Etiyopya'ya kadar dedim. Tamam. Etiyopya'ya Etiyopya'nın gelmedim, solu. geldik. Şu an Etiyopya'ya kadar gelmedim mi? Gelmedim. Oğlum Geldim. bak, yarısını veririm. Ben ödemeyi alayım. Ne istiyorsun? Tamam, Tamam modern tamam. tank Buraya alacağız. ne istiyorsun? Tamam kardeş, buraya ne istiyorsun? Söyle haydi. Yani Ha, olsun. 10K. Sovyetlerin burada bildiği dünyanın Hırsivi kaynağı veriyor bu var. işe. Ben verdiğim topraklarda çok bereketli. Hiçbir şey yok. İçinde 5 fabrika var oranın zaten. Ne yapayım? Tamam, şöyle yapacağız. Ben sana 4000 adet tank vereceğim. Kaç? 4000. 4000 az. Tamam, 8. 5 yavaş. 5000 Yavaş veririm. Arda yavaş. 5000 Tamam, veririm. 6'da el sıkışalım. Mümkün değil. 6. 6 verirsen bana 6 sivil at. Bak, 6'ya okeysek oğlum çanta gelsin. Bir sivil de oradan. İlk siz 3 sivil dedin, tatlıya bağladın. Tamam oğlum, çantayı büyük. Tamam, ben yapıştırıyorum 3 tane böyle. Tamam, sana 6000 adet yolluyorum. 6000 tank alayım. Çok ister misiniz ya? Heavy bomber. Şu He. eskileri de ikram ediyorum, envanterim boşalsın diye. Eski dediğime bakma da yani, varyantlar. Central America uçak ister misin? Hepsini Hayır. aldım. Modern ne zaman geliyor? Moderne daha var. Kaç? İşte yarım yıl 300 gün falan varsa var. 300. Tamam, 300 gün sonra ilk teslimatı ben alayım. 1700 ne kadar kaldı lan? Kaç dedim lan ben sana, 6000 dedim değil mi? 6'ya sıkıştık. Bir de baya bir şey de hediye dediniz. Tamam, ufak tefek çer çöp protetleri atıyorum işte sana. Ya o kadar öyle demeyelim de yani. Ya dene öğren, ilim irfandır bu. Al. Bakayım. Buraya bu. Ocak söndüren süspansiyon, anladım. Güzel. Hangisi benimki? V2 mi asıl olan? V3, V3. V3'ten 1700 tane yapmışsınız. V2 ile V3 arasında fark ne biliyor Aynı musun? tank zaten. Aynı tank, sadece isim değişikliği. Ha, tamam. Güzel.
Siz konvoy için aracı buldunuz mu yani? Müşteri vallahi müşteri var aslında kardeş. Çok büyük bir pazar var da biz de öldürdü az önce. Yani az önce ben aç gözlülüğümden tank basamadım bir süre biliyor musun ya? Ya dedim ki bir iş ayarlarsanız siz de görürüm yani. E tabii yani faiz. Öyle mi? Öyle öyle. Bence artık ihtiyacı kalmamıştır. Tamam. Bekliyorum. Evet adam, evet baktım da onu. Adam piyasadaki bütün konvoyu çekmiş. Evet evet gördüm. Kim o? Japon. Bakayım. Yani, yani yarışamazsın. Maşallah. Maşallah. Yarışamazsın. Mümkün değil. Anlayamazsınız anlıyor musun? Anlayamazsınız. Yani ben 2500 çekti birilerinden fark de. Neyse sen bir çekip bakayım. Hadi görüşmek üzere ya. Hadi görüşürüz. Bekliyorum mektubunu. Tamam tamam ben de o iş. Efendim tank. Satalım hemen 5k var. Ama ne karşılığında satacağım? Bize toprak bağlayamıyor. Toprak bağlayamıyor. Stromesimiz var da yani Stromesi'yi takasa mı girsek ya? Yok olmaz. Şeliyle takasa gireriz aslında. Çok ortada. Bir tane takasa girecek adam yok mu ya? Allah kafayı yiyeceğim ha. Tap biri göremedik. Ne yapsak İtalya'yla mı girsek? Tripe girdim şu an. Abi, Almanlara konvoya ihtiyacı var tamam mı? Almanlara her türlü konvoya iteleriz. Uyguna iteleriz. Ama karşılığında ne alacağız? Almanın bize verebileceği şu. Holstein'a veya yani Hamburg'a ne diyorsun? Alamazsın. Tüh. Korunu asla sana veremez. Ne yapsak ki? Bir şey söyledi onu yapak kardeş. Aya bu arada savaş mevcut bizim metlerle yarıyor. O kadar çok metle nasıl yarıyor anlamıyorum nasıl ki. Nasıl yarıyor ya? Söyleyeyim çünkü karşısındaki adamın amfibisi var. Tank diye amfibi getirmişim. He. Bizim met iş yapıyormuş oğlum yani. Çıra çav olmuyor ya. Konvoy. Silah ocağımız sönecek tam manasıyla. Valla Almanya konvoyu itelemek de bilmiyorum. Bu arada metlerimiz harbi iş yapıyor. Bunlar bizim metler değil mi? Evet. Medium. Evet. Yo heavy onlar evet. Yo şu soldaki. Bak medium tank. Kullanıyor. Ha, evet o medium. Heavy'lerle mediumları paralel kullanıyor. Avrupa'ya abi dalmaktansa böyle milleti millete kırdırmak. Yani Honduras'ın RP'si bu ya. Tadı o. Tadı tamam o. Gel Sovyet'le anlaşalım Almanya'ya. Almanya'dan toprak isteriz. İlerideki bir yatırım. Alman bence o Polonya Sovyet bence o Polonya nehrini geçemeyecek. Çok ciddi. Bir Alman bizden almıyor. Sovyet diyorum ya. Sovyet çok ciddi bir süre Polonya nehrini geçemeyecek. Hayır, o nehri geçerse tanka ihtiyacı kalmaz. Bak ben şöyle ikili oynayalım diyorum. Tamam. Zaten Sovyet bize hiçbir şey veremez ama satmamız da lazım Sovyet. Şu an Sovyet'e satacağımız şeyin ödemesini gelecekte alırız ya. Almanya'nın yarısı deriz. Hani belli bir baş topraklar deriz. Anlıyor musun? Almanya'dan toprak ya illa satacaksın. Ya da barış zamanı Fransa'nın Afrika'sı tamamen. Tüm Afrika. Yok Afrika bize yaramaz. Biz onu İngiliz'den şey yapacağız, alacağız. Ama ama o zaman da evet. Savaş bitmiş olacak ya. Tamam her şekilde savaş bitince bize de alacağız. Hiç öyle bakma ya, yani. Işte bizim, alamıyoruz bir şey alalım. Bizim ciddi paralarla alabileceğimiz yerler lazım bize. Neresi işte? Şu an sana şöyle söyleyeyim bak ben dinle. Şu an Aksis tarafının hiç kimse sana hiçbir toprağı veremez. Çünkü Fransa'nın kolonisi yok. Okey misin? Afrikan var aslında ama aktif cephede kalıyor işte. Veremez. Veremiyor işte. Ben de onu diyorum ki. Bir Portekiz'in toprağı var. Portekiz'den fabrika usulü gönderebiliriz. Bir Portekiz'e konuşalım. Portekiz'e fabrikaları satarız. Bak şöyle olur. Portekiz'den Portekiz'e fabrika usulü yaparız. Sonra Sovyet'ten de o fabrikayı geri alırız. Karlı düşünmüyorsun. Hiç karlı düşünüyorum. Buyurun sayın dolandırıcı bizi. Ne demek karnısı? Sayın dolandırıcı? Ya ben ulan, ben şerefli bir esnafım. Ya bu da şerefim. Bak Sovyetlere kimi sayesinde itiyor? Senin sayende mi? Evet. Ben ettiriyorum yalnız orayı. Yani bizim tankımızı ettiriyorsundur o zaman. Yok senin tanklar patladı. Öyle patladı. Güvenilirliği sıfır olan tank mı olur ya? Ya ne alakası var? Ya güvenilirliği sıfırdı gerçekten bir tepki. Yok ya o kardeşim o senin... Sen kutuyu bize kurdurtmadın işte bak dedim sana garantisi bozuldu. Bak biz ya en fazla taş çatasın bir ürün iki ürün de öyledir. Hepsi de böyle. Hepsi mi? Ne alakası var? Sen kullanmadın ya, mı? Ya savaş alanında kardeşim, tamam, tanklar. Bak delikanlı gibi konuşuyorum. Tanka oturduğum vakit sol tarafta vites sağ tarafta pedal olur değil mi normalde? Evet. Kullanım kılavuzunu okudun mu? Okumadım. İşte tam tersi oluyor. İşte, sen yanlış takmışsın. Tam tersi. Sen şanzıman elini almışsın. Ya şanzıman elini alınacak bir şey değil ki. Bu tank değil mi arkadaşım? Tankta şanzıman yok mu? E var. E var. Olması lazım. Tamam. Normalde olması lazım. Pardon. Ayrıca hiç utanmıyor musun? Tank elektrikli motor kullanıyor. Bana Elon Musk diyorlar. Ne? He? Tabii. Aaa! Bir elektrikli motor var. Elon Musk'ım ben. İleri vizyonlu bir adamım yani. Abi.
Bu arada sana ilk varyantları düştü. Şu an geliştirilmiş varyantlarında elektrik muazzam. He. Tabii. Akaryakıtı da yapıyor o zaman. Bak bunların şeyleri var böyle. Her böyle cephe gerisinde istasyonları var. Onları şarja takıyorsun. Bir gün götürüyor seni savaşta. Bir gün. Diğer gün? Diğer gün şarj etmen lazım. Ormanın ortasında. Bu. O da sen düşüneceksin. Gerekirse üçlü kablo çek bana ne? He. He. Kötü değil yani. Ben hatalı. Özür dilerim. Ben bir daha yapmayacağım. Ben hatalıyım. Ya onu bunu geç de. Sen şu Afrika'daki kolonilerine kaç istiyorsun fabrika? Söyle bakayım hadi. Fabrika batıyorum ben oralar. Bor farkı yok. Sana hadi 5000 tane tank verdim. Hadi hayırlı olsun. Yok yok. Yok yok yok. Yok yok yok. Yok yok yok. Kalsın kalsın. Allah rahmet. Ya verdim gitti. Hayırlı olsun. Ya dur dur. Bak, ben beleşe veriyorum, verme tank bak dur. Ne demek beleşe veriyorum ya? Beleşe veriyorum, git tankını falan istemiyorum sen, Allah kahretsin. Ne hakkınız var kardeşim? Verim istemiyorum. Ya elektrikli, al. Yeni bir vizyon kattım ama ben bu tanklara. Al git, al git şuradan, verdim hadi. Tamam, ben nerede? Ben gidiyorum Allah'a emanet. Çok aşağılayıcı bir durumdu biliyorsun değil mi? Hayır, hiç aşağılanmadım, sohbeti satarım. Sohbet neyse geçti bu arada, haberin olsun. Adama bak ya. 10K birikti şu an. Alalım. Ne vereceksiniz bize? Yani şöyle lisans verin. Size 50 sivil şey bağlayalım. Biz artık fabrika istemiyoruz ya. Ya yani, Alamandan bir şey düşer mi acaba savaşçılarım? Yani bize... Alamandan bir şey düşmez. Ben bütün Avrupa'yı kendime almayı düşünüyorum. Sayın Stalin'le birlikte. Vermezlerse vermeyene de gireceğiz. Efendim yalnız komünist olursanız belki olur. Biz bir zaten karşımızda duracak bir güç yok. Yani 450 fabrika uçak veriyoruz. Karşımızdaki tek güç Almanların olmaları. Almandı artık, o da patladı yani. Artık havayı alamıyor. Ben size şöyle 10.000 tank uzatayım o zaman. Siz de fabrikayı lisanstan gönderin ben gitsin. He, biz savaştayken siz sanayimiz niye artıyor? İşgal ediyorsunuz o yüzden. İşgal ediyoruz. Aslında eski topraklarımızı aldık. Bu arada bunlar en son nesil. Şöyle 50 fabrika aldık. Yolladım. İyi ticaret. Bizim Avrupa'da zaten işimiz yok. Biz öyle bir liman alalım dedik. Ticaretimiz ayağımıza alışsın diye ya. Ben size yani ticaretin başkenti olan Bordeaux'u vereceğim. Razı olun. Olur. Sana ne istiyorsun başka? Ne istiyorsun? Yanına ne istiyorsun? Ne sıkıştı? Konvoy var mı? Alabiliyor musun? Var. Var. Var mı lan? 60.000 motorize sarayım. Alırız da var yani. Tamam o zaman. Ya ben tankları ben daha alayım. Günde 150 tane bağlamaya başlıyorum. Bakın siz bağlayacaksınız diye araştırmayı durdurdum. Yani yapıyoruz işte, toplayıp sana sarıyor. Yani. En doğrusunu yapıyorsunuz zaten. Başka alacak yok zaten bizim var, kadar. Var, İngilizler böyle, çok alıyor. İngilizler yalvarıyor. Ağlıyor, delleniyorlar. Adamların fabrikası. Bizim paramız onların ilk katı boşver. Onun toprağı var. Onlar toprak veriyor. Onun toprağı var. Toprağı var. Ben de birazdan toprağım olacak efendim benim de. Afrika ile ilgileniyorum bu arada. Eğer ki Afrika'ya verirseniz barışta, geri kalan bütün topraklara girene kadar size istediğiniz kadar ekipman. Ya alamasak bile gireriz, rahat olun. He, o zaman doğru. Alamasak bile İtalya'nın vururuz kafasını alırız. Evet. Vururuz. Yani ABD'nin bile gerekirse vururuz yani. Biz bütün Afrika'ya şey. Talibim. Talibim. Tamamdır. Siz herhalde Afrika Cumhuriyeti kuracaksınız. İskandinavya'da bir operasyon yapacağız. Oradan da bir şeyler. Aynen. İskandinavya'nın hepsini size verebiliriz. İskandinavya olur. Olur. İskandinavya ne istersen ver. Bütün üretimi sana bağlar burada. Ben okeyim. 60.000 motorizeye şu an veririm. Çok hızlı okeylendiniz. Çok hızlı okey. Çok iyi tavlandım yani. Evet. Çünkü şeyde evet, o şerefsiz. Şeyde kişi başına düşen gelir de hep bir adım önümde. Onu yersem ben öne geçerim yani. Harbi. Hiç sormayın. Oo, biz niye birinci olamayız anlamadık. Yugoslavya da çok önde. Enflasyon herhalde bize çok ama yani yok artık enflasyonda. Biz birinciyle oturamıyoruz. Yugoslavya şu an nasıl bir nimet ya. Bir baksanıza Yugoslavya'nın nimetine. İşte evet. O kişi başına şu an aslında kim var? Bu ne lan? Bu ya bizim birinci olmamız lazım ama biz hiç birinci olamıyoruz. Bir dünya sıralaması. Kaynaktan o. OTR'ye nere lan? Kaynaktan mı var? OTR neresi? Şey, bir dakika. OTR nere lan? What? Böyle bir yer mi var? Tanklarınız bu arada efendim güzel yarıyor. İyidir. Ya İspanya çok ağladı. Zartsurt etti. Tabii galiba uçak olmadığı için şey yapamıyor ama uçak olunca yarıyor dedim, doğrudur. Sıkıntı onda dedim. Tanklar iyi. Eğer size de uçak lazımsa satmak isterseniz veririz. Yok ya. Onun piyasası var da şimdi sıkıntı. Sıkıntı. Tabii Sovyet ellerinden geçmiş bu uçaklar yani. Ya biz aslında biz alamıyoruz. Alamıyoruz işte, sıkıntı o. Siz niye alamıyorsunuz savaşa ki? Savaşa gir. Sokalım. Yok biz satıyoruz ya. Biz böyle iyiyiz. Neyse bir sonraki sevkiyatta ben haber ederim size. Tamamdır. O zaman ben bu anlaşmalardan memnun kaldım. Sayın Selin de büyük ihtimal memnun kalmıştır. Şöyle üstünüze.
çok makbule geçti sağ olun. Zaten garantisi düşmanımız yoktu. Zaten insanlar iki kere düşünmeye başlar artık. Hem Amerikan hem Sovyet garantisi yani. Amerika şey değil de yani zaten bizim garantimizi gören artık elleyemeyecek. Efendim peki bir şey sorabilir. Bize çelik toprağa düşer mi? Onu sen isterine konuşursanız. Bu çok kritik çünkü. Yoksa biz tank üretemeyeceğiz. Yani Avrupa'dan bakalım. Ya ben şöyle diyeyim. Ordu yoksa vereceğiz işte. O da var. Orada var. O yetmiyor biliyor musun? 200 gün sonra 200 gün sonra modern tank gelecek ve modern tankın nasıl bir şey açık yaratacağını öngöremiyorum. Bunu bir konuşuruz. Sağlarız o ya. Geldiği zaman bir konuşalım biz olur mu? Bir konuşalım. İşte modern tank falan. Bayağı iyi olacak ama yani dünya çapında. Öyle mi diyorsunuz? Mükemmel olacak yani görüp görebildiğin en iyi modern tankı yapacağım. Çok pahalı bir ürün olacak. O zaman biz de research'lerini verelim şöyle modern tank. O zaman sizden lisansını da alacağız bilginiz olsun. Evet. Onu satmak yerine artık lisansını verirsiniz bir kayak veririz, olarak. Veririz. Tamamdır o zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Verir miyiz? Bence vermeyiz. Hayır. Tabii ki de vermeyeceğiz. Foyamız mı ortaya çıksın? Verme. Foyamız mı ortaya çıksın? Şu tankın optimum... Tam bu seferkini kaliteli üretebiliriz biliyor musun? 5 production olur. Böyle bir devlet mi var lan? Kore'de çıkan devlete bir bakar mısın? Ne bu? Kore'de de değil bu. Bir dakika bu. Ha, Yeni Zelanda. Kore'yi satın alırım ben bunları. Merhabalar. Ya efendim sen bu Kore'ye ne istiyorsun ya? Bizim orada yarım kaldı. Kaç fabrika? Ya Kore'ye bir şey istemiyorum da ben Kuzey Kore'yi istiyorum bayrağımın hakkını vermek için. Yok. Yok. Ya işte sen ne istiyorsun kardeş? Korun değil bir şeyin değil. Söyle bir şey öksürelim sana ya. Bayrağımın koru ama. Ya bayrağına başlayınca gerek yok. Ya kuzeydeki tungsten madenlerini aldınız zaten. Niye güneyi istiyorsunuz? Ya, orada kalın öylesinde. İşte çok çirkin duruyorum. Benim param var biliyor musun? Para değil de değiş tokuş yapabilir miyiz? Hayır. Parası mukabilinde ciddi alacağım. Kaça alırsınız? 15 alırım burayı. Kaç var içinde? İçindekini de söyle. İçindeki artı 15. Bence kabul. E tamam içinde kaç var? Bir sivil, aman bir militere bir naval dock yap. Tamam 17 tane gönderiyorum sana. Siz niye buraya Asya'yı çok sevdiniz? Güzel. Şey, niye sevdim? Bilmiyorum. Toprak ihtiyacım var. Orada da iyi basılıyor. 3, 4, 17 5, tane 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Tamamdır. İyi günler. Şuraya ben bir asker çekeyim de. Alman yaşayan İran. Alman ölecek. Kesin. Efendim merhabalar. Müsait miydiniz? Evet. Ben Stalin emriyle gelmiş NKVD ajanıyım da. Daha doğrusu denetimcisiyim. Efendim bu sizin yolladığınız tanklar çamurda saplanıp kalıyor. Yolda giderken paletleri düşüyor. Kliması var ama. Efendim kliması var da tank böyle vudu vudu gidiyor. Önce tamam. Topu düşüyor yana. Topu takıyoruz. Palet yana düşüyor. Paleti takıyoruz. Bu sefer direkt taret düşüyor. He. Ya şöyle. Gidebiliyor. Şimdi, ama bataklıkta hiçbir tank gidemez. Şimdi ben Stalin'e bir dokümantasyon yazmam gerekiyor. Yani bunları not alıp Stalin'e ileteceğim. Ki yani bizi kazıkladığınızı düşünecektir kendisi. Ne alakası var? Elektrikli tankı Stalin rüyasında bile göremez. Efendim bizim elektrikli gibi bir ihtiyacımız olduğunu söylemedik size. Ama ben de zaten öyle bir ihtiyacınız var demedim. Sadece tankım elektrikli diye şov yapıyorum. Size göre dizayn edilmedi ki zaten. Efendim elektrikli de devre kopuyor. Taret kardeşim uçuyor. Tankın, palet uçuyor. Tankın zırhı neyden biliyor musun? Neyden niye, efendim? Ya işte bilmiyorsun. Bilsen böyle konuşmaz. Tankın zırhı elektrikten. Yalıtımla zırhı var yani. Nasıl çalışıyor efendim? Yani sen bunu şarjı taktın mı? Ya efendim biz tankın zırhını daha test edemedik. Çünkü tank daha muhalebeye gidemeden kayboluyor. Şarja taktın mı kardeşim? Şarja taktın mı? Bunu söyle. Efendim biz şarja takmadık. Bize böyle i̇şte. Bir bildiri gelmedi. Ya kullanma kılavuzu yazıyoruz. Siz kullanma kılavuzunu nereye koydunuz acaba? Kaputun altında. Ben bir bunu Stalin'e bildireyim. Ama dediğim gibi yani tank böyle Moskova'dan gidiyor. Cepheye geldiğinde en son sadece mürettebatı kalıyor. Kliması var. Arkaya doğru bir bakıyoruz. Hansel ve Gretel gibi parça parça kalmış tank. Kliması var. Efendim bizim klima ihtiyacımız yok. Tank yok. Klima zaten Leningrad yolunda gidiyor. Ama var. Ekstra opsiyon. Efendim güzel de düşüyor. Yok yani tank Moskova'dan cepheye gelemiyor. Kardeşim şarja tak. Düşerse beni bul. Ya bakın tankın içinde 3 tane mürettebat var. Daha bir dakika. Tamam mı? Bir eksiklik daha. Nasıl? Bizim tankımızı 4 kişiden aşağısı kullanamaz. Ya efendim sorun zaten burada. Zaten cepheye bile 2 kişi geliyor. Bir kişiyi de yolda kaybediyoruz. Güzel kardeşim bak tankta ne vardır? Topçu vardır. Değil mi? Değil mi? Bir de hani efendim, Mervin topçu, dinle beni. Birlikte yolda kalıyor. Mürettebat anlatıyorum. Bir eksikliğim var. Neydi? Topçu vardır. Hatta bizim tanklarımız genelde 5'tir ama yani opsiyona göre 4. Topçu vardır. Aynı zamanda kullanırsa, aynı zamanda hani bu mermiyi değiştiren bir lavuk var, o var. Bir de MG'nin başına koyarsın. Koydun mu? Bir tane gözcü komutan vardır. Bir de işte tankın şoförü vardır. Değil mi? Normalde. Hani opsiyon olarak. Doğru, değil mi?
Doğru. Heh. Biz ekstra opsiyon olarak çaycı ekledik oraya. Efendim, çok güzel yapmışsınız da. Bakın, şoförün elinde direksiyon, machine gun'ın adamın elinde tetik, topçunun elinde tarit kalıyor. Tamam. Böyle adam sıkıyor, elinde kalıyor. Ama çaycı var. Efendim, çaycı sığmıyor tanka. Çünkü tank yok. Tank ufak değil, ya, tank ufak değil. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz ama. Hani benim anlayacağım, dilden konuşun siz. Ben bu raporu düzeltebilirim. Siz benim cebime 3-5 kuruş bir şeyler sıkın. Biz de böyle. Ya da benim daha iyi bir fikrim var. Senin bana bu dediklerini Stalin'e söyleyeyim de seni pörşesin, gör. Yok efendim, şimdi ben öyle benim bir şey cebime 3-5 bin sıkıştın da senin tayinin kulağa çıkmasın yiğidim. Ben öyle bir şey demedim. Neyse ki ama ses görüşmelerimiz bak, müşteri memnuniyeti açısından ses kaydını alınıyordu. Ama o zaman sizin tanklarınızın da patladığı ses kaydını alınacak. Oraları keserim canım. Ama ortaya çıkacak şimdi. Oraları da keseriz. Bilmiyorum. Eşek değiliz ya. Ya tamam da görecekler yani. Beni kesseler de bu sizin göndereceğiniz tank sevkiyatı da kesilecek. Şimdi sizin paranız güzel. Siz benim cebime 3-5 kuruş koyun. Ben buradan sessizce gideyim. Sen benim cebime 3-5 kuruş koş. Saline pörç dilekçeni vermeyeyim. Ben şu anda nane yedim. Ama yanımda seni de götürürüm. Beni götüremez. Benim götürürüm. Arkamda güçlü insanlar var. Dünyayı yöneten ilk 10 insandan biriyim. Allah, ben Stalin'e bunu yazıyorum. Ben kendimi inandırırım. Ben gidiyorum. 3-5 tamam, kuruş yüzünden. Tamam, ben Stalin'e böyle öykü inandı diyelim. Tanklardan memnun olduğunu söyledi. Efendim, çünkü bana geldiler. Sayı olarak memnun. Adama demişsiniz ki 10 bin tane verdik. Adam da sayıya beğeniyor. Gidiyor. Tank... Efendim, tank 10 bin tane geldi. Cepheye 40 bin parça olarak geldi ya. Ne güzel işte, çoğalıyor. Güzel kardeşim. Efendim? Bunu boş ver. Dediğim gibi raporu yazarsan ben de sana ayrı bir rapor yazarım derim. Bunlar böyle Kafkaslardan bir oluşum halinde Asya'da hiç savaş bilenmiyor derim. Valla kulağa bile göndermez seni bak. Bak parmakla sen, gösterirler seni. Sen benim cebime 3-5 kuruş bir şey koy, aramız tatlansın. Valla git yaz ya. Bak şöyle kardeşim, bir şey var. Tamam, madem ki kendine güveniyorsun yaz. Git. Bak ya sen benim cebime koyacaksın ya da ben sana şimdi bu raporu yazacağım. Ne olacak? Yazarken de belirtir misin bu tanklar gelene kadar cephede geri itiliyorduk diye. Yo, bizim evet. Tanklarımız oldukça da iyiydi. Değildi, batakla saplanıyorlardı. Ya ama en azından tek parça saplanıyordu. Valla kardeşim, şu an sana şahsi İsviçre hesabımı veriyorum. Oraya belirli bir miktarda para yatırırsın. Tamam aslan. Ben bunu bir düşüneceğim. Yatırmazsan eğer seni pörç listesinde en zirveye alırım. Hatta derim ki tanklarımızı bu it bozdu. Bir dakika, sen şimdi Stalin'e emir mi vereceksin? Evet. Yo, tavsiye vereceğim. Tamam, ben gittim efendim. Git. Ben bunu hemen belirteyim git. Stalin'e. Hadi bakalım, sana mı inanacak, dünyanın şirketine mi inanacak? Ya, görürsünüz siz. Hadi bakalım. Kaçtım ben. Piyasaya kasıp kavuracak bir teknoloji olacak. Tabii efendim. Aynı gemide yol alır. Bu arada çelik açığını toplayamıyoruz bu evde. Ne yapacağız? Artık paramızı da satın alamıyoruz. Bilemiyorum abi. 650 çelik. Uf, Arjantin'le anlaşalım ya. Versin bize bir çelik toprağını. Haydi. Valla git lastik toprağını ver ya. Versin bize toprağını. Takasa girerim. Ya, buyurun. Kardeş, takasa girek ya senle. Ne takası ya? Ya bana çelik lazım. Arjantin'e mi? Sen de uçak basıyorsun. Gel sana lastik toprağı vereyim. Benim lastiğim var. Nasıl var? Benden de alıyor. Tamam, ben sana Slovesi'yi vereyim. Sen de bana Santiago'yu ver. Amazon var. Ya öyle şey mi olur? Ya takasa. Tamam, sen bana Meksika'yı ver. Ne alakası olur var? Toprak tası diyorum. Slovesi diyorum sana ya. Ya ne takası? Ya bak benim Santiago, Slovesi takası. Ya sana bunu getiriyorum. Sen ne diyeceğim ben? Sen boş ver o şeyleri. Boş verme. Benim açığım var ki istiyorum ya. Fantezisine istedim. Ya dinleyeceğim mi? Ha? Bak bir dinle beni. Arkadaş. Seninle birlikte Amerika'ya girelim. Hayır. Niye? Yok. Sana fighter vereyim mi? 1K var. Yok kardeşim, ben çelik istiyorum. Uçurmuşum. Ya. Çelik isterim. Ya ne çeliği ya? Çelik falan olmaz bizde. Yok. Bize anca yetiyor. Bize kadar. Valla bana bile yetmiyor, biliyor musun bu? Aynen, o bile aç. Valla seni de yerim, ben de kendimi de yerim buradan. Almanya düştü. Kim kime gireceğini düşünüyorsun bu arada? Bana ne? Nasıl sana bana ne? Bana ne? Ben ekleyimde olan bir esnafım yani. Bana ne? Ha, bu arada size de sevdireyim. Artık siz dediniz ya, hani üniformalı kimse kalma dediniz ya. Ben darbe yaptım. Gene duramadın değil mi? Duramadım ha. Kaçıncı darbe bu? Söyleyeyim mi sana? Dördüncü falan. Neyse, benim ufak tefek işlerim var. Ha, görüşmek üzere. Ya efendim, Panama ile takasınız var mı? Yok. Ne demek yok ya? Yok. Biz niye burada 98 askerle etkileşiyoruz? Eşek. Dağılsana. Sen de gram umurunda değil mi oyun? Değil.
dediğim yani hep biri işgal etse de olur yani şu an çok güzel harfi dönüyor. Yani cidden. Çok güzel. Dünyayı ele geçirmek gibi gram planım yok. Ya bu tanktaki açığı toparlayamıyoruz biz ya. Her şeyimiz sensibile döndüğü için. Şu ekonomiyi kıssak diyeceğim de kısamıyoruz ya. Ne yapıyoruz? Savaş atsa keşke ya. Allah açsın ya. Yeter ya. Ben ekonomi kapatacağım ya. Yine 2K konvoy birikim. Birikiyor. Afgan'a savaş açalım da geri nasıl peace atacağız? Şimdi bir de onun peace'i var. Ya peace atmazsak hit yiyeceğiz. Gerek var mı? Mesela şu an 20 bin tank var. Aslında bu tanklar kötü değil. Sadece güvenilirliği kötü. Güvenilirlik de nerede kullanırsan sıkıntı yaşatır biliyor musun sana? Bataklığa sokmayacak. Yani düzlük arazide sıkıntı çıkarmaz sana bu tank. Yani mesela Avrupa için çok iyi. Mesela Alman bunu alıp doğuya geçseydi elini alırdı bu tankı. Çok enteresan. Bayağı break through veriyor. Dehşet break through veriyor. Zaten break through'su çok fazlaydı tankın da. Gene de doktrin yok bu arada bizde. Ona rağmen. Tabii doktrin gideyim ben bir. Mobile Warfare. Sattığım malı bileceksin deyip. Toprağa saplandım patlıyor. Yani düzlük kardeşim. Yani asfalt yollar için yaptım ben bunu. Sen ne anlarsın arazide niye kullanıyorsun bu tankı? Ben mi dedim sana bataklığa sürükle diye tamam. Bu arada güvenilirliği gayet yeterli gördüğünüz gibi. %67 yani ne? Biraz düşük olabilir evet ama yine de iyi. Bunu bulamayan da var. Ne şükretmiyorum bu şey. Bak gayet de ideal yani. Adam olana çok mu? Ah normal standart terpete ne oluyor güvenilir? 40 al. Çok. Çok. Gayet ideal. Tabii canım adam olana bir kere çok çok. Şükretmeyi bilmiyor musun? Ya çelik olan bir yer var mı Metan görüyor musun ya? Yok. Oğlum bize çelik lazım ya. Millet çeliğe hasret kalmaz biz kaldık iyi mi? Modern tankın açığını görmek istiyorum ben. Yine yıla göre erken açtık modern tankı. Gerçekten erken açtık yani 43'te iyi çıktı. Tabii işte bir %1 yıllık buff olsaydı daha erken açılabilirdi. O güzel olurdu hani 42'de açabilirdik belki. Savaşımız bitti. Dediğimiz gibi Afrika topraklarını salmadılar. Biz de bunlar için sizlerin haklarını düşünerek kendileriyle bir savaşa gireceğiz. Ya ben de... 25 bin met yollarım ben. 25 bin. Şu anda yollarsanız güzel. Zaten biz açtık bu arada Met. Artık basacağız Met. Ama sizinkiler ayrı bir tatlı oluyor. Aynen. Sizinkiler ayrı bir tatlıydı. Bu arada hatta bütün Met envanterimi size atayım. 17 gün sonra şey geliyor. Modern geliyor. Ama biz onun lisansını alalım ya. Biz onun lisansını alalım ya. Ya bende çelik yok. Çelik kaynağınız varsa size şey sizin üretim. İçin İskandinavya'ya saldırıyoruz işte. İskandinavya'yı halledeceğiz. Çelik ama çok aciliyetinden lazım bana. Böyle yoğun çelik olan bir yer var mı bana gözden çıkarabileceğimiz? Gerçekten çok mağdurum. Efendim evet. Sizin tanklar orijinal değil mi? He. Bak 25 bin dedi mi? Şu an 27 bin oldu. Ve şimdi bizim bir tane neydi şimdi hatırlamıyorum. Orduyla şey falan olmuyorum böyle üreticilerle olmuyorum ama bizim tanklarımızı test eden bir grup var. Kendileri herhalde sizlerle görüşmüş. Bizlere şey diyorlar. Çakma satıyorlar falan filan diyorlar. Evet. Ya, o kendisi iftira etti. Niye biliyor musunuz? Dedi ki bana 1000 tane tank sar cebimden vereceğim dedi imalatı mukabilinde. 1000 tane tank ver Moskova'da darbe dedim vermem. Vermem. Mümkün mü dedim böyle bir şey. Neymiş efendim işte Vlasov yönetiminden işte Lenin'in yolundan sapırmış. Vay efendim işte savaşın nereye gidiyor falan. Tanklarımıza laf atmaktansa gitsin kendi yaptı ayıbı. Hatta ses kaydı var dinletirim. Kendisini kayda aldım. Müşteri memnuniyeti açısından. Bunu sonradan söyledim ama. Öyle bir teknoloji varmış mı ya? Var. Ses kaydetmek. Tabii. Aa. Var. Siz bayağı bir şey açmışsınız. Biz de şunu iptal edip siz tekrar göndersiniz. Konvoy bitti de. Konvoy da atarız ya. Efendim geldim. Geldim efendim, mi? Vatan aynı. Bizim üstümüze iftira atıyorlar efendim. Bunlar bize çakma tank satıyorlar. Tank yoldan Moskova'dan çıkıyor. Cepheye gelene kadar 40 parça ayrılıyor. Memnun musunuz değil misiniz? Sovyetler Birliği'nin genel kurmayına soruyorum. Geri rapor aldınız mı? Efendim raporlara bakın. Moskova'dan 3 adamı bindiriyoruz. Tank şeye gelene kadar 1000 parça. Tabii öyle şeylerin... İki yolda kayboluyor. Olmuşluğu vardır çünkü ağır bir savaş vardı biliyorsunuz. Bombardımanlar falan filan. Askerlerimiz öyle şeyler yaşamış olabilir ama... Yok yani efendim olarak... yok. Bunlar çakma satıyor. Kardeşim, dandik satıyor bizlere. Gayet de... Ya bu yani kendisi darbe yapacağım şeyle gelip bize iftira yalan atıyor. Yalan söylüyor. Ya sen demedin mi Stalin'in yerinde gözüm var diye? He? Hayır ben öyle bir şey demedim. İftira. Valla biz Sovyetler Birliği'ne gayet de iyi hani her türlüden iyi niyetimizi gösterdik. Velev ki ben yalancıysam en azından onlara yardım etmiş olurum. Ama ben doğruysam sen vatan hainisin. Yalan yani söylüyor ben... Sayın Stalin. Ben
Ben tankların kalitesini kanıtlamak için getirecektim de şimdi yolda bir arıza çıktı, onu tamir ediyoruz tankı. Getireceğiz, göstereceğiz yani. Ya gelemiyorum. Tank buraya gelemiyor bile. Sen getirmeyi bilmiyorsun. İşte bu kadar efendim, da hainsin. O, efendim 10.000 tane tank satın aldık. Yolda 40.000 parça alıp geldi. İşte. Egzoz patlatıyor diyorlar. Hayır, kliması var. Kliması var. Bu bir de ondan memnun kalmadı. Ya neymiş efendim, işte Sovyet genel kurmayı neymiş efendim şey hani kliması olmayan tanklar yapıyormuş. Sizin tanklar modelmiş işte. Bize üçlü priz çekmiyorlar cepheye falan. Saçmaladı bir şeyler ama ben çok dinlemedim. Efendim bunlar hain. Almanlar kazansın diye bize yalan Almanlara, yalan tanklar. Almanlara bir kuruş tank verdiysem kanıtla. Tank değil de ben bir muz gördüm yerlerde. Ya, sürekli ayağa kayıyordu vardı. Askerlerin. Sürekli yerleri falan düşüyorlardı. Sovyetler Birliği. Evet. Sizlerden tüm Almanya topraklarını, Avusturya, Çekoslovakya, Macaristan'da mı yapıyorsun? Şu an bir görüşmemiz var. Reddediyoruz ama git yani. Tamam, açıyorum sonra. Bir ay sonra gelirsin. Tamam, iyi günler.